Bu mu? İkinci mi, birinci mi? Üçüncü mü? Yurdumun insanı Özcan Özçelik, komik olduğunu zanneden stand-upçı. Abi bir şey diyeceğim. Ben insanların böyle komiklik yapıp ne bileyim bir şekilde karşı tarafa geçiremeyip gülünmemesine çok şeyim ya, Saniye hemen sana bırakalım istersen sonrasında konuşuruz. Stand-up zor iştir. Bakalım güldürebilecek misin seyircilerimizi? Bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bakacağız. Bakalım. Hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Bu güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Senin hemen alanı göstereyim. Etmek istiyorum abi. Kadınlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa arkadaşlar mı alsın? Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Yazık lan. Oğlum çok kötü bir şey ya. Ona koyayım. Hazırım ben. Alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende. Koruyucu bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Sıçtım. Tüyü nereye dikeyim an işte. Anladın mı? Böyle bir son bir baktı kim gülüyor kim gülmüyor. Baktı kimse gülmüyor. Neyse uzatmayacağım. Biz Türk erkeklerin Çok zor bir iş şu an var ya, bütün modu garip sıfır. garip huyları var. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle dönen var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Zaten bu adam Oh. yıllardır depresyonda. Yıllardır bu adam yıllardır. Zaten... Videonun özeti bu arkadaşlar. Videonun özeti bu. Dayanamayacağım dayana. Kapamayacağım lan, devam. Gülüyoruz ne güzel işte ya. Zaten bu adam yıllardır depresyonda. Bunun yanına bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık günah, niye uğraşıyorsun? O da yetmezmiş gibi. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan görse midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya? Ben bunu yiyemem abicim ya. Alişan'a bak. Programı nasıl kurtaracağını düşünüyor şu an. Toparlıyorum. İşte bak, destek attı. Siktir işi gülmüyor. Kusura bakmayın, dağıldık. Abi ne dağıldın amına koyayım, millet yok. Millet orada akşam yapacağı yemeği düşünüyor amına koyayım. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben bunu bilemem. Bir moral alkış alabilir miyim? Çok özür dilerim. Bu Şu kazaya anda kurban olay gittik canlı yayında. Çok kötü bir durum yani. Güzel işte. Komedyenin de yani bulunduğu durum çok kötü bir durum yani. Yapacak bir şey. Sahne senin. Toparlayabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii ki. Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı. Saat kaç ulan Süpermen dedi. Komedyen diye de evet kendini şey Arkadaşlar mı yapmış. Takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye Süpermen diyorsun? Oğlum diyor bu dünyada diyor. Taytın üstüne kilot giyen bir Süpermen var. Pantolonun üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yaptın hayvan herif. Nerede kaldın? Ya uzatma hanım geç yatalım ya. Neyse yattık. Evde bir tıkırtı geldi.
Tıkırtıya uyandım, evde hırsız var. Tırstım tabii bir erkek olarak, hemen hatuna müdahale ettim. Hatun kalksana ya, eve hırsız girdi, ne yapacağız kızım? Hatun pozitif, böyle yap. Camı aç, gider o. Sanki sinek kovuyor. Güzel kardeşim, hırsız var diyorum ya. Öldürecek adam bizi, ne yapacağız? Adı neymiş, sor bakalım. Abi bir şey söyleyeceğim, yani bu adamı amına koyayım dinlemediniz mi ya? Programa çıkarmadan önce. Ya bunu seçen, buraya koyan arkadaş kahkahalara boğuldu da öyle mi izin verdiler? Yoksa ulan çıkartalım da konu olsun işte, bak hepimiz izliyoruz. Hırsız adın ne? Mümkün değil yani, anlatabildim mi? Resmen bilerek koymuşlar işte adam şey olsun diye, rezil bak, olsun diye. Hanım oradan pozitif. Murat, buzdolabınlarda bir iki tur at, bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedi. Murat tabii yüzsüz. Yenge altınlar kadın geldi. Fenalaştı. Yavrum, saat 5'te Haydar abin gelecek. Ona söz verdik altınları. Sen daha yenisin. Ayağın alıksın dedi. Ya ne olursa olsun. Ben böyle şeylerde vicdan yapıyorum ya. Yani tamam abicim, komik değilsin falan, tamam da. Üzülüyorum ya. Şu adam akşam nasıl yatmıştır kim bilir. Ne bileyim. Yani düşünsene, çıkıyorsun 100 tane adam bakıyor yüzüne böyle bömböm. Çalabilir miyim? Tabii. Kadın duygulandı ama. Konsantrasyon bozukluğu oldu. At bırak Allah'ın çalışkeni. Toparlamaya çalışıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Bir de bu... Bu aynı adam mı? Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için... Abi sen neyi zorluyorsun? Kafayı mı yedin sen ya? Hayalimi gerçekleştirdim. Buraya gelme sebebim... Sizi nasıl güldüremem diye. Tamamıyla doktor tavsiyesi. Ha? Doktora gittim, beni bir elden geçirdi şöyle. Komple. Abi... Bakışlara bak! Gülün lan diye bekliyorum. Elden geçirdi, bir şey yapmadı. Komple baktı, her yerim ama. Yani bakılmadık bir yerim kalmadı, sağlam geldim buraya. Ya bir moral alkış alabilir miyim? Ya doğrusu? Dayı sen amına koyayım, pilin moral alkışıyla mı doluyor ya? Doktor beni komple muayene etti. Kötü bir şey var mı efendim dedim. Yok dedi. 80 yıl daha bizimlesin. Eyvallah hocam dedim. Hocam dedim. Hani problem ne? O zaman niye bende ayılma, bayılma, kıyılma falan oluyor dedim. O da dedi ki, sen ne dedi, STV eksikliği var. Nedir hocam, su kaybı gibi bir şey mi dedi? Hayır oğlum dedi. Sahne tozu vitamini eksikliği var sende dedi. Git sahneye çık, bir şeyler anlat, rahatlarsın dedi. O yüzden buradayım. Neyse uzatmayacağım, toparlıyorum. Belediye parklarını biliyorsunuz değil mi? Hepimiz gitmişizdir o aletli jimnastik parklarını. Sabahları var ya, takım elbiseyle şınav çeken adamlar var böyle ya. Yani kayıtsız kalamadım buna, gittim ya. Abi dedim, yanlış yapıyorsun ya. Tam eğilip kalkman lazım. Biliyorum da diyor, elbise buruşuyor. Şeyleri anlatmak istemiyorum ama çok teşekkür ederim. Dolma yiyerek zayıflayan teyzeler var ya bisiklet kullanırken. Aynen öyle. O ona ikram ediyor. Al sen de bu börekten yapalım. Acayip spor yapıyorlar. Neyse daha fazla dayanamadım bu atmosfere. Başka bir yere gideyim oturayım dedim. Oturdum böyle. Yanıma da biri oturdu. Pelerinli. Tahmin ediyorsun sen, Süpermen. Süpermen'den bahsediyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Sinire bozuldu hocam. Baktım Süpermen makas çıkardı cebinden. Pelerinli çıt 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 kesiyor. Dur dedim, ne yapıyorsun? Uçamayacaksın. Bundan sonra uçmayacağım. SSK'lı iş buldum, pazartesi günü işe başlıyorum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, nasıl? İyi mi? Devam edeyim mi abiden? Ha? Nasılsın? Bak adam PR'ını yapmış. Adam PR'ın kralını yaptı oğlum. Her yerde. Oğlum herkes izlemiş, bu ne zaman çıktı amına koyayım ya?
yazık ya valla. Kendi kaşınmış. Kendi kaşınmış. Bakayım donetlerde ne var?